Merhaba, hepiniz hoş geldiniz bizimle çay kahve içmeye. Bugün çok özel, çok tatlı bir konuğum var. İstanbul'dan geldi buraya da yol yorgunu. Judith Lieberman aramızda. Hoş geldin sevgili Judith. Hoş bulduk. Judith. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. İzmir güzel güneşli bir gün seni karşıladı. Evet. Seni gördüğümüz için biz de çok memnunuz. Bugün çok aslında herkesin bildiği, ama herkesin farkında olmadığı belki bir konudan bahsedeceğiz. Masallar, hikayeler, tılsımlar ve gerçekler. Masal neden önemli Judith? Şimdi hemen giriyoruz. Masal niye önemli? Ben aslında şimdi 12 senedir masal anlatıyorum. Ve çok zaman insanlar bana masal sadece çocuk için önemli olduğunu söylerler. Masallar sadece çocuklara yönelik. Öyle biliniyor değil mi? Masal deyince hemen çocuklara anlatılıyormuş. Evet. Oysa ki ben en çok yetişkinlere anlatıyorum. Ve çoğu zaman bu insanları çok şaşırtır. Aldığım tepkilerden biri, birincisi insanlar der ki, ha yetişkinleri nasıl? Yani yetişkinler masal dinler mi gerçekten? Evet, ayda iki kez İstanbul'da masal gece yapıyoruz, İzmir'de de yapıyoruz. Şimdi yarın akşam İzmir'de bir masal gecemiz oluyor. Ve en çok yetişkinler katılıyor bu masal geceleri. Ve çoğu zaman aldığım tepki yetişkinlerden, meğer farkında değildim ama benim gerçekten masal dinlemeye ihtiyacım vardı. Çünkü masallar içinde çok eski bir zamandan bize doğru gelen bir simgesel şifa var. Aslında masallar simge taşıyan naratiflerdir. Simge taşıyan hikayelerdir. Anlatmalar. Anlatmalar, aynen. Ve bu simgelerin içinde bizim için hem yol bulmamız için hem hayata dair olan önemli değerler taşıyan hikayelerdir. Hem de aynı zamanda bize bu şifaya kendi yolumuz, kahraman olarak kendi yolumuzu bulmaya yardım ediyor. Hayatta bir sürü zor kararlar vermek zorunda kalıyoruz. Masallar bize hayattaki tilsimli olaylara bağlanmaya ve onlara bağlı kalmaya yardım eden hikayelerdir aslında. Yani içinde o masalların simgesel bir takım şifalar var, öyle mi? Yani eski zamanlardan bugüne intikal eden ve hala o sihri içinde barındıran. Aynen. O zaman o masalı dinlemek demek ki o kişiye o şifayı mı taşıyor aynı zamanda? Yani şimdi tabii ki masallar içinde kahramanlar roman kahraman gibi değil. Onlar iki boyutlu kahraman, aslında arketip kahramandır. Masalların içinde bir kahraman kötüyse tamamen kötü. İyiyse tamamen iyi. Safsa tamamen saf. Çünkü onlar saflığı simgeleyen kahramandır. İyiliği simgeleyen, cömertliği, anneliği simgeleyen kahramanlardır. Ve onları görerek içimizde var olan bütün bu arketipleri hissediyoruz. Aslında bir masal dinlediğimiz zaman biz bu masalın içindeki olan bütün kahramanlar biziz. Hepsi biziz. Masal bizi mi anlatıyor? Masal bizi anlatıyor. Masal gerçekten bizi anlatıyor gerçekten. Ve bize yol gösteriyor. Derler ki bir masal dinledikten sonra ya da bir hikaye dinledikten sonra biz karar veriyoruz aslında. Günlük hayatta aslında çoğumuz çok mantıklı insanlar olduğumuzu düşünmeyi seviyoruz. Evet. Bütün kararlarımız çok rasyonel bir şekilde ölçerek, taşıyarak, düşünerek, hesaplar yapıyoruz. Aynen. Programlar. Evet, ama psikolojik araştırmaların şunu gösteriyorlar ki biz bu hikayeyi kendimize anlatıyoruz. Bu kendimize anlatıyor bir masaldır aslında. Aslında bir masal. Çünkü bizi en çok etkileyen masaldır, hikayedir. Bir hikaye dinlediğimiz zaman, onu dinledikten sonra bir karar vermeye başlıyoruz. Bu günlük hayata bir hikaye oluyor olabilir. Ya da bir eski bir zamandan bize doğru gelen bir hikaye, bir masal da olabilir. Şimdi bu masallar özellikle niye günlük hayattaki hikayelerden daha önemli? Çünkü bir bakarsan bugün çok popüler olan bir roman olabilir. Bir milyon kopyası satıyor olabilir. 10 sene sonra bu roman unutulmuş olacak. Yani şey düşünüyorum, Da Vinci Code vardı örneğin. Evet. Da Vinci Code, Dante'nin Da Vinci Code inanılmaz popülerdi. Şimdilerde oldu.
zamanda intikal ediyor. Evet, şimdi yani 10 sene sonra Da Vinci Code çocuklar gerçekten bunu okuyacaklar mı? Hayır, kalmayacak. Başka bir roman popüler olacak. Bu hikayeler geliyorlar, çok popüler oluyorlar, çok okunuyor. Hı-hı. Ondan sonra unutuluyor. Çünkü zamansız değiller. O kadar derin doğrular taşımıyorlar. Ama masallar, örneğin Kırmızı Başlıklı Kız'ın dünyada 600 farklı versiyonları bulunmuş. Ve binlerce senedir aynı hikaye anlatılıyor. Çeşitli coğrafyalarda farklı farklı versiyon bulunuyor. Bazen kurtla karşılaşıyor, bazen aslanla karşılaşıyor. Bazen kırmızı bir şapka var, bazen kırmızı bir şapkası yok. Ama içindeki derin hikaye değişmeden binlerce senelerdir hala bugün anlatıyoruz ve ne görüyoruz? Hollywood filmler bu hikayeler hala anlatmakta. Yani evet. Pretty Woman bir masaldır. Cinderella masalının aslında bir versiyonu her sene ya da her iki sene Hollywood bize yeni bir kül kedi hikayesi anlatıyor. Niye bu masallar anlatılıyor, tekrar anlatılıyor, tekrar anlatıyor ölmeden? Çünkü onların içinde bizim gerçekten duymaya ihtiyacımız olan derin bir şifa var. Derin bir gerçekliği var. Yani bu derin ve şifa ve gerçekliği biz masal dışında her yerde arıyoruz ama. Öyle değil mi? Yani masal dışında dediğin gibi doktorlardan, kitaplardan, mantıklı her şeyden. O zaman yetişkinlerin tabii ki daha çok ihtiyacı var. Çünkü yetişkinler o hayatın içinde ve çocuklarına doğru hikayeyi anlatmaları gerekiyor. Peki, hayatta dedin ki hem şifayı veriyorlar hem de bize bir yol gösteriyorlar. Biz genelde psikologlarla çok sohbet ediyoruz programlarımızda. Akışta kalmanın öneminden bahsediyorlar. Akışta kalmakla sen böyle bir tabir kullanmıştın. Hikayede kalmak arasındaki fark nedir? Hikayede kalmak acaba bizim hayatta bir takım kararları verirken ya da çok kötü bir olayla karşılaştık. Bir şirketteyiz, ofisteyiz. Değil mi? İşte bir iş arkadaşımızla korkunç bir kavga ettik o anda. O anda hikayede nasıl kalacağız? O anda hikayede kalmak acaba bir takım sorunlarımızı, yani şifa ve yol gelir mi orada bir takım? Tabii ki. Eski bilge. Şimdi aslında her an bir sürü şeyler oluyor aynı zamanda. Biz sürekli bir tercih yapmaktayız. Ben sürekli bir örneği veriyorum. Sabah çıkıyoruz erkenden. Ondan sonra bütün gün dışarıda geçiriyoruz. İşte işe gidiyoruz, çay sohbeti var, gazetede okuduğumuz belli bilgiler oluyor. Bir arkadaşla hoş ya da hoş olmayan bir kavga ediyor olabiliriz. Şimdi bütün olaylardan sonra... Akşamüstü çok güzel bir konuk mesaj atmış. Çağnur Hanım, düzeyli ve farklı program yapıyorsunuz. Konuk seçiminiz de harika. İnternet TV ben seçtiğiniz konukların harikulade ve çizgileri farklı olan kişiler. Judith Hanım'a sorum var. Sabit olan bilinen hikayelere bizim eklemelerimiz ne kadar doğrudur? Ne kadar doğrudur diyor. Ve özellikle çocuklarda Gamze Özkan bize güzel bir soru sormuş, bağlanmış. Teşekkür ederiz Gamze Hanım. Judith, yanıtlamak ister misin? Sabit olan hikayelere eklemelerimiz ne kadar doğrudur? Böldüm ama. Evet, eklemeler... Yani, mesela sabit bir hikaye var, hı-hı, biz ona ekstra bir şey ekliyoruz. Ya bu zaten masalcının temel sanatıdır. Bir hikaye... Bir hikaye aslında yazılı, örneğin birçok insanlar masallar yazılı bir şekilde buluyor. Hı-hı. Ama eskiden masallar yazılmıyordu. Sadece kulaktan kulağa geçiyorlardı. Evet. Ve masallar sürekli değişiyordu. Yani bazen yerlerde şey duyuyorum, orijinal masal nasıl? Hı-hı. Ve orijinal masal dediğimiz zaman çoğu zaman şey demek istiyoruz. Grimm kardeşlerinin bu masalı bastılar, bir zamanlar onu değerlemişler ve onu bir kitaba bastırdılar ve artık orijinal masal diye geçiyor bazen. Ama aslında bu bir orijinal masal değil. Bu sadece bir masal, her zaman değişen bir derin bir narratif ve bulunduğu coğrafyanın evlerine imgeleri büyüyen bir gerçeklidir. Bir gün kardeşlerinin bunun bir fotoğrafı çekiyor aslında. O kadar. Bir fotoğrafı çekiyor.
Öbürü şey diyoruz, ha bu masa 19. yüzyılda Almanya'da buna benziyordu. Biz onu bir yazılı haleden tekrar silkeliyoruz ve tekrar hayata geçiriyoruz. Evet. Ama tabii ki bunu yaparken derin gerçekliğine, onun derin iskeletine dikkat ve saygı ederek. Çünkü içinde derin simgeleri kaybetmememiz gerekiyor. Derin gerçekleri kaybetmememiz gerekiyor. Masalcının sanatı bu aslında. Masalcılar, masal yani yazılı versiyonlar ya da duydukların versiyonların içindeki iskeleti çıkartıyorlar. Sonra bu iskelete yeni bir can katıyorlar. Ve bu masal içinizde taşımayan, ruhunuzdan bir şey üflemeden bir daha aktarıyorsanız yüz kalıyor. Geçmiyor. Bağlantı mı olmuyor? Evet, çünkü anda olmak masalda bu. Şimdi tiyatroda örneğin ben hem tiyatro olarak yetiştirildim hem de masalcı olarak. Tiyatroda her şey fix. Biz diyoruz ki tiyatroda odada 100 kişi olsun, tek bir kişi olsun aynı enerjiyle, aynı sevgiyle, aynı heyecanla oynaman gerekiyor. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Ama masalcı olarak bir şey diyoruz. 100 kişiyi anlatıyorsan ve bir kişiyi anlatıyorsan o zaman her şey değişmeli. Çünkü masalcı önündeki insandan farkında olan bir anlatıcı. Yani masalcı değil, daha fazla anlatıcı diyorum. Çünkü her tür şeyle anlatıyor olabiliriz. Ama anlatıcı diyor ki ben seni görüyorum. Aynı masalı yetişkinlere, çocuklara anlatabiliyoruz. Ama bir takım şeyler değiştireceğiz. Belki kullandığımız kelimeleri değiştirebiliriz. Belki yaptığımız referanslar, üstünde eklediğimiz küçük komik şakalar ekliyor olabilirim. Örneğin bir yetişkin bir grubuna, onu belki çocuklar anlamazlar, başka bir şeyler eklerim. Evet. Onların hayatına bir şekilde bir bağdaş kurdurtmak için bir şeyler ekliyoruz mutlaka. Ama bunu yaparken, bu soru çok doğru o anlamına, bunu yaparken derin simgeler kaybetmemek gerekiyor ve derin gerçekleri kaybetmemek gerekiyor. Yoksa masal kaybetmiş oluyoruz. Çok güzel, çok güzel bir cevap oldu zannediyorum. Konuğumuza kadar güzel bir aydınlatma olmuştur. Yani o iskelete bir ruh katınca o zaman yeniden canlandırıyoruz ve anda oluyoruz. Hemen geçmeden önce yine bir Tuğba Akman konuğumuz bağlanmış. Judith Hanım kendisini tanıtabilir mi diyor. Bir Judith Hanım'dan bahsetmiştik aslında. Judith Hanım'ın internette de bir sayfası var. Oradan Tuğba Hanım güzelce kendisini detaylı bir şekilde inceleyebilir. Biz şimdi sorularımıza devam edelim. Anda ister misin biraz? Biraz şey yaptığım işinden bahsedebilirim tamam, istiyorsan. Tamam. Ben bir hikaye anlatıcısıyım, masal anlatıcısıyım. Önce tiyatrocuydum, ondan sonra Fransa'da bir tane masal anlatıcı konservatuvar bölümü var aslında. Çünkü bölümü var. Avrupa'da ve Amerika'da aslında storytelling yani hikaye anlatıcılığı ya da masal anlatıcılığı ya da sanatsal anlatma sanatı diyoruz. O ayrı bir bölümdür ve ayrı bir sanat dalı olarak biliniyor. Sorbonne'da zannediyorum. Sorbonne'da ben dil bilim okudum aslında. Bu benim master'ım dil bilimci ama ben konservatuvarda okudum. O da tabii ki. Kodlar barındıran bir şey zaten dil bilim. Bir takım şey tabii ki birbirini bağlı oluyor. Evet ama işte konservatuvardan sonra masal anlatmaya başladım. Sonra Türkiye'ye geldiğim zaman, hikayeler anlatmaya başladığım zaman, masallar anlatmaya başladığım zaman birkaç insanlar bana bunun üzerinde daha fazla bilgi almak istediler. Hı hı. İşte o zaman eğitimler vermeye başladım, anlatma sanatının eğitimleri. Koç Üniversitesi'nde? İstanbul'da veriyorum, İzmir'de veriyorum, Ankara'da veriyorum, çeşitli yerlerde veriyorum. Aslında çok ilginç bir şekilde çoğaldı, çok doğal bir şekilde. Atölyeden bir atölyeye, insanlar bir atölyeme geldiği zaman başka bir yerde çağırmaya başladılar. Ondan sonra üniversitelerle beraber çalışmaya başladım. İnşallah İzmir'deki üniversitelerle evet, şimdi Ege Üniversitesi ile bir proje kurduk. Onu gerçekleştirmek istiyoruz. İzmir'de böyle kişiler yetiştirecek Judith. Herkesi İzmir'de Judith'in muhakkak bu masal anlatıcılığı kurslarına tavsiye ediyorum şiddetle. Sormak istediğim buydu. Konservatuvardan geçmiş. Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar var mı? Ben ulaşamadım diyor Tuğba Akman. Türkiye'de bu konuda çalışmalar var mı diyor.
Evet, evet. Var, şimdi evet. Türkiye'de Gazi Üniversitesi ile bir tane proje yürüttük geçen sene. Benim çalışmam aslında Türkiye'de yeni bir nesil masal anlatıcı yetiştirmek. Bunun için Türkiye'deki halk bilim bölümleriyle beraber işbirliği yapmaya çalışıyorum. Çünkü o bölümlerin içinde öğrenciler masal biliyorlar. Birçok Anadolu masallar korumaya çalışıyorlar. Ama masallar koruyabilmek için aslında onlara can atmak gerekiyor. Sadece onları değerleyip onları kitaplara yazmak yetmiyor. Aynen, koymakla ruh bulmuyorlar değil mi? Ve eskiden aynısı yapmaya, yani eskinin bir taklit etmeye çalışıyorsak o zaman da olmuyor. Çünkü sanatı her zaman evrimleşmeli. Bir çağdaş masal anlatıcılığı için bir ihtiyaç var. Okullara, şimdi benim yetiştirdiğim öğrenciler, okullara gidiyorlar, hastanelere gidiyorlar, AVM'lere gidiyorlar, çeşit çeşit yerlerde gidiyorlar. Ve eskiden belki Anadolu'da artık anlatılmayan, yani birkaç sene önce anlatılmayan masallar bir daha anlatmaya başlıyor. İnanılmaz gururluyum onlarla, inanılmaz güzel bir şekilde. Türküler, masallarla beraber anlatıyorlar, okullara gidiyorlar. İşte Anadolu'da çünkü özel masallar var. İşte Nardani Hanım gibi. Evet, aslında Türk masalları var ve sadece Avrupa'dan gelen masalları bilmek değil. Pamuk Prenses mesela çok benzer Nardani Hanım'a. Biz Nardani Hanım'ı bilmiyoruz. Evet. Pamuk Prenses, Grimm masalını çok iyi biliyoruz. Aynen. Oysa ki Anadolu'da, yani Pamuk Prenses bilmeyelim demiyorum. Tabii ama bunun yanı sıra da niye Nardani Hanım'ı bilmeyelim? Evet. Bunu topraklarda onu niye anlatmayalım? Evet. O yüzden o projeler beni gerçekten çok heyecanlandırıyor ve onu bir sürü başka üniversite, şimdi Ege Üniversitesi ile beraber, halk bilim bölümüyle beraber bir işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir haber bu. Evet, ve başka üniversitelerle de çalışmak isterim o konuda. Bir de tabii ki İzmir'de Sanatoli Varyanta ve İstanbul'da Yazı Evi'nde ve başka yerlerde. Evet, değil mi? Evet. Yazı Evi'nde, Nazlı Evet, yerde. Evet. Ay, Galata'da, ay çok çeşitli yerlerde. Devamlı masal geceleri yapıyoruz ve çok büyük bir ilgi de görüyor. Yani masallar sadece çocuklar için olduğunu söyleyenlere ben bunu söylüyorum. Yani geçen çarşamba Galata'ya yakın bir tane masal gecemiz vardı. Mekan oldukça küçüktü. Böyle yerlerde oturuyoruz, mumlar yakıyoruz, orada toplanıyoruz. Yani o kalabalık, o hızın ortasından İstanbul'a hiçbir şeye zaman olmadığı zaman ben bunu söylüyorum. Hafta içi, akşamüstü 80 kişi küçük bir odada ya buluştu. Eski köylüden gibi. Mumları yaktık. Ve masal anlattık bütün gece. Hem ben anlattım, hem başka insanlar da geldiler. Nazlı Çevik diye bir arkadaş da, o da anlattı. Ve sürdü ve merdivenler doluydu. Sokağa kadar taştı. Ve birçok insana girememiş. Yani şu anda daha büyük bir mekan aramaktayız. Ve orada sadece iki tane çocuk vardı. Geri kalan herkes yetişkin. Ve herkes diyor ki, meğer bu hafta dinlenmek için benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bununla ilgili de şöyle bir nörolojik bir şeyden bahsetmiştin geçen hafta, hatırlıyorum. Şunu konuşurken hani demiştik ya, bir çocuk diyelim ki annesinden babasından evde şefkat görmeyerek büyüdü diyelim. Ya da bir kimsesizler yurdunda. Ama o dinlediği hikayede şefkat alan bir çocuğun hikayesini duyduğunda onu yaşamış gibi oluyor. Ya da biz aslında her şeyi, beynimiz hayalle gerçeğin arasında bir fark yok mu aslında hakikaten? Yani o çocuk için o zaman hakikaten annesinden aldı o şefkati, ha da o masaldan mı aldı? Evet, yani aslında bu çok heyecan verici ve çok yeni dil bilimle ilgili keşiflerle ilgili bir bilgidir. Şimdi eskiden şey diyorlardı, bütün dil ne olursa olsun her şey dil merkezi denen bir yer var. Her şey orada görülüyor, çalıştırılıyor. Yani beyin bunu orada proses ediyor. Şimdi böyle bir şey farkında vardık. Kullandığımız dil, kullandığımız kelimeleri göre aslında başka bir insana bir deneyim yaşatırabiliyoruz. Müthiş bir şey. Evet. Eğer anlattığımız zaman hissederek, içinde duyu dili katarak, yani tutarak ve içinde işte sesler, müzik,
gerçekten bahsedelim. Yani konuştuğumuz zaman gerçekten masalların içinde sadece bilgi aktarmıyoruz. Tanık oluyoruz. Bir sahneye tanık olmaktan bahsediyoruz. Ve masalcı o kadar anda olmalı ki anlattığı zaman o anlattığı köylü ramsa onu görecek. Anlattığı bir balon varsa o müziği duyacak. O partide yenilecek yemeklerin tadını alacak. O pirincin safran kokusu alacak. Her şeyi gerçekten hissederek anlatacak. Eğer böyle bir şekilde iletişim kuruyorsak, o zaman karşıdaki kişi dinleyince hissederek dinliyor ve bu bambaşka bir farkındalık uyandırıyor. Hem biz anlatıcı olarak onu farklı bir şekilde yaşıyoruz ve kemiklerimize kadar yazılıyor. Hem dinleyiciye duruluş bir şekilde bu deneyimi yaşatıyoruz. Ve böyle bir şey diye farkında olduk ki beyin scanner kullanıyorlar, el kullanıyorlar ve onu ölçüyorlar ve görüyorlar ki aslında beyin için hiçbir farkı yok. Ha gerçekten bu yemekten bahsettik, ha onu yedik, aynı yerler yanıyor. O yüzden demek ki karşımızdaki insanı tabii ki bir gerçek deneyimle yaşatmak isteriz. Yani ben seni Çin'e götürmek isterim, sana bir yemeği tatmak isterim ama hayat kısa. Her şeyi deneyimle yaşayamayız. Ama ne kadar harika bir aracımız var. Bizim beynimiz hikaye dinleyerek, masal dinleyerek şekillendirmek için yaratılmış bir makinedir aslında. Bir kaza olamaz. Yani Richard Stone diye bir uzmanı var. Ve evet tesadüf bu biraz planlanmış. Yani biz evrimleştiğimiz zaman geliştirdiğimiz bu özelliğin bir amacı var. Ve Richard Stone diyor ki bunun amacı aslında kendi hikayemize sahip çıkabilmektir. Hayatımızda farklı tercih verebilmek. Çünkü beynimiz dinlediğimiz hikaye ve anlattığımız hikayelere göre şekillendirebiliyoruz. Şekillendirebilen bir araç. Evet. Ve gerçekten o yüzden farkındalıyız ve hayatımız yani hayatımızın nasıl algıladığımızı değişebilir. Sadece ne anlattığımızı ve ne dinlediğimizi. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Günlük hayatta ne anlatıyorsunuz? Günlük hayatta ne anlatılıyor size? O gerçekten sizin yaşadığınız deneyimleriniz kadar beyniniz veya hayata bakışınız şekillendirecek. Kaderinizi bile belki değil mi? Yani dinlediğimiz şeyler ve anlattığımız şeyler o zaman bir büyü etkisi oluşturuyor. Aynen. Resmen bir aynen. Tılsım bu. Özgürleştirebilir ama tam tersi de bizi bir hapise, bir kafese de atıyor olabilir. O yüzden ilk adım her zaman şey diyorum, farkındalık. Günlük hayatta ne anlatıyorsunuz? Günlük hayatta ne tür bilgiler alıyorsunuz? Ve gerçekten bu sizin dünyanız ve dünya bakışınız değiştiriyor olabilir. Farkındalık çok önemli. O zaman bütün bunun farkında olup ya da olmamak mesele. O kadar basit. Çünkü beynimiz madem böyle müthiş bir araç, yani her şeyi hayal edebiliyor ve öyle hormonlar salgılayıp yaşamış gibi olabiliyoruz. Ve biz o zaman bu beynimizin böyle bir şey olduğunun farkında olacağız ya da olmayacağız. Aynen. Nasıl farkında olacağız? Ya bu bir karardır ama benim için gerçekten bir devrim aracıdır. Devrim yani tabii. Çünkü evet. Diyelim ki bugün yarın hepimiz ben tilsimli bir dünyada yaşadığımızı inanıyorum. Aslında her şeyi hayretle karşılaşmamızı gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim ana temel sorunumuz gerçekten hayretsiz bir gün geçirmek. Aslında her şeyi şaşırmamız gerekiyor. Yani burada olmak, nefes almaktan şaşırabiliyoruz. Ve çoğu şeyler aslında çok sıradan aldığımız için bunlardan farkında olmuyoruz. Bu bir karardır. Hayretle, şaşırarak dünya ve deneyimimizi karşılaştığımız zaman birden şey diyoruz. Aa, bu gerçekten büyülü bir şey. Büyülü bir dünyada yaşıyorum. Tilsimli bir yerde yaşıyorum. Kutsal bir bahçede yürüyorum.
kutsal bir bahçede yürüdüğümüzü farkındalığına geldiğimiz zaman, o zaman hiç kimse bir tane şey yiyip yerde atmayacak ki. Yani atma üzerine kutsal sorun kalmaz. Evet. Ya da kalır ya da kalması gerekir mi? Onları konuşacağız. Yine bir konuğumuz Arzu Toptaş Hanım. Judith, güzel planker çok daha verebilir. Biraz önce anlattıklarınız demiş. Yani kişisel eklentiler diyor bazen çocuklara zarar da verebilir. Hani onu konuşmuştuk, onu konuşalım. Çocuklara verilen bu zarar kısmını verir biraz önce anlattıklarınız. Şimdi tabii bu tip kişisel eklentiler elbette her bilinçsiz kişiler tarafından yapılmamalı tabii ki. O tip bir eklentiden söz etmiyoruz biz. Yapılan eklenti sadece masalın esas iskeletine bizim katacağımız ruh. Yani anlatacağımız Pamuk Prenses bugün illa ormanda bırakılmak zorunda değil. Anlatacağımız Pamuk Prenses bugün bir şehrin ortasında da bırakabilir. Bundan bahsediyoruz ve aslında ana iskelet değişmediği sürece de çocuğa bir zarar vermez ki madem Arzu Hanım sormuş, çocuğa verilen bu zararlardan bahsedelim ve kahramandan bahsedelim. Kahraman nasıl kahraman oluyor? Arzu Hanım belki aydınlatmış oluruz. Aslında bu masal konusunda böyle çok büyük korkuları var. Masalla geldiği zaman birçok insanlar bu masallar gerçekten çocuklara büyük zarar vereceğini düşünüyorlar. Ama bu konuda çok ciddi araştırmalar var ve örneğin en önemli isimlerden biri Bruno Bettelheim. Çocuklara gerçekten masal anlatılması gerektiğini söylüyorlar. Birçok insanlar masallara gelince, onları çocuklara anlatmakta gelince korkmaya başlıyorlar. Çünkü masallar içinde gerçekten korkunç ayrıntılar olabiliyor. Ne örneğin, bütün çocuklar terk edilmekten korkar. Yani doğuştan itibaren bir çocuk terk edilmekten korkar. Çünkü bir bebektir ve terk ediliyorsa yaşayamayacak. O yüzden derin derin bir korkudur. Şimdi masallar için Hansel ve Gretel gibi bir masal, anne ve baba bu iki çocukları ormanın ortasında bırakıyor. Yani tam direkt damara gidiyor. Çocukların en büyük korkuları yüzleştirmeye götürüyor masallar aslında. Ve birçok insanlar bundan korkmaya başlıyorlar. Ha benim çocuğum korksa, ormanda bırakılmaktan korksa, bir de ormanda bırakılmakta kalsa, orada ormanda bir tane cadı ile karşılaşıyorlar ve bu cadı onları yemek istiyor. Bu da başka bir derin korkudur, yenmek. Yani gerçekten masallar çok derin korkulara doğru götürdüğü için birçok insanlar korkuyorlar. Ama aslında unutmamak gerekiyor ki masallar iyi bitiyor. Evet, masallar içimizdeki korkuları yüzleştirmeyi getiriyorlar. Ve bu önce bizi şaşırtıyor olabilir. Ama bir çocuğun güçlü büyümesini istiyorsak, onları anlatmalıyız. Çünkü masal içinde çocuklar bu derin korkuları yüzleşmeye geliyorlar. Beraber, masal kahramanlarla beraber ormanda bırakılıyorlar. Masal kahramanlarla beraber cadı ile karşılaşıyorlar. Ve o cadı onları yemek istiyor. Bunu yaşıyorlar gerçekten deneyim olarak. Ama ne oluyor sonra? O kahramanlar içindeki akıl ve güçle beraber özgürleştiriyorlar. Ve bu sorunlara karşı kazançlı ve o sorunları yeniyorlar. Güç kazanıyor. Evet. Masal diyor ki evet hayatta sorunla karşılaşabiliyorsun. Evet belki hayatta terk ediliyor olabilirsin. Belki doğru yani hayatta biz terk ediliyor olabiliriz. Bir sürü şeyler gelecek başımıza. Ama sen güçlü ol yeter. Bu sorunlarla karşı karşıya çıktığın zaman onları yenebileceksin. Ve bu ne kadar önemli bir şey. Yani çocuğa müthiş bir güç veriyor bu. Müthiş bir özgüven. Çocuklara diyemeyiz ki hayatta, onun hayatında hiç kimse ölmeyecek, hiç kimseyi kaybetmeyecek. Aynen. Öyle söylüyorsak esas çocuklara çok kötü bir haberler. Çok büyük bir yalan yani. Çok tam tersi. Masallar diyorlar ki hayatta korkunç şeyler var. Yani çocuk yiyen canavarları var. İşte cadılar var. Kafeslere koyuyorlar. Karanlık ormanlar. Karanlık ormanlar var. Kurtlar var. Şeyleri var. Evet. Yani kesilen uzuvlar var.
Ama masanın evet, sonunda yani. Bu kesilen uzuvlar geri dikiliyor evet, bir altın ipek, iple. İşte bu karamanlar kendi kendisi kurdun göbeğinin içinden çıkartıyorlar. Evet. Ve daha güçlü çıkıyorlar kendilerinden daha fazla güvenerek. Ve bence bir çocuğa hayatında hiçbir zorluk olmayacak demek bir yalan olur. Kesinlikle. Ama ona söylemek hayatında evet zor anlar olacak ama inan. Sen bunları yenebileceksin. Hı hı. Ne kadar önemli. Çok büyük. Ne kadar önemli. Özgüven dopingi. Bir hazırlık, bir hazırlıktır aslında. Bir hazırlık okuludur masal. Kesinlikle. Ve kahraman, bu şekilde kahraman oluyor değil mi masal? Aynen. Yani o zorluklardan çıkarak, mücadele edebilerek. Yani aslında masallarda kahraman biziz. Yani ve masallar dünya böyle bir algı katıyorlar. Şimdi normalde biz çok planlayarak, çok mantıklı ve düşünmeye çalışıyoruz ve öyle bir sorun varsa çözüm bilmiyorsak bir şey yapmıyoruz. Aa çok zor ama ne yapayım diyoruz. Çözüm yok bende o yüzden bir şey yapmam. Ama kahraman böyle yapmıyor. Kahraman 5 senelik planı yapmaz. Kahraman bir sorun gördüğü zaman yola çıkar ve bir adımla başlar. Bir adım. Yol tek bir adımla başlar ve kahraman bilmiyor, çözüm nereye bulacağını bilmiyor. Peşinde koştuğu mavi çiçek ya da ilacı ya da özel bir şey onu nerede bulabileceğini bilmiyor. Ta bizim gibi. Aslında esas aradığımız şey hayatta nerede bulabileceğimizi bilmiyoruz. Ama tek bir adımla başlıyor ve kahraman bu yolda hiçbir şeye kayıtsız kalmaz. Gerçek kahraman biriyle karşılaştığı zaman onunla iletişir. Yani birçok masallarda 3 tane kardeş yola çıkar. İlk 2 kardeşler, ilk abiler kahraman değil, 3. kahraman olur. Hepsi diyelim bir mavi çiçeğin peşinde koşarlar. Bir babalarını iyileştirmek için diyelim bir mavi çiçek istiyorlar. Aynen. İlk 2 kardeşler mantıkla düşünüyorlar ve çok amaç stratejik. O yüzden onlar böyle yaşlı bir kadınla karşılaştıkları zaman yolda evet çekil evet. Yaşlı kadın der ki ya oğlum falan ben çok yaşlıyım benim için. Ya susadım. Su bitirir misin? Ateşim yakar mısın? Bu kazanı doldurur musun? Ne demek ki ben bunu niye yapayım ki? Benim bir görevim var. Mavi çiçek bulmak. Mavi çiçek bulmanın dışında hiçbir şey yapmam. Hiçbir şeyle iletişim kurmam. İlgilenmem. Aynen. Hedefime gitmeliyim. Biz de biraz bu hayatta bazen böyle davranıyoruz. Hı-hı. Öyle hedefliyiz ki andalmaya unutup hı-hı. sadece amacımıza yardım eden şeylerle uğraşıyoruz. Kesinlikle. Hiçbir şey fark etmiyoruz. Hiçbir şey farkında değiliz. Ama üçüncü kahraman öyle değil. Üçüncü kardeş, esas kahraman yaşlı kadına karşılaştığı zaman kazanı doldurur, ateşi yakar. Onunla konuşur. Hı-hı. Yani bu yaşta kadın mavi çiçeği bulmaya yardım edeceğini düşünden değil. Yok. Hakikaten o an önemser onu, o kadını önemser. Aynen. Çünkü yolda olan o. Evet. Anda olan o. O nereye gittiğini tam olarak bilmiyor. O yüzden yolu takip ediyor. Ve yol onu yaşlı kadına getirdi. Ve bu ilişkiye getirdi. Hı-hı. Tıpkı benim yolum şu anda beni sana getirdi. Ve başka hiçbir şey yok. Bir amaç için burada değiliz aslında. Burada ama bunu şu an yapıyoruz. Gider yaşlı kadının kazanı doldurur, ateşi yakar. Sonra yaşlı kadın der ki sen ne arıyorsun? Der ki ben mavi bir çiçeği arıyorum. Ve o zaman yaşlı kadın der ki aa mavi çiçek mi? Nerede olduğunu biliyorum. Ona yardım eder. Ona püf noktaları verir. Ona sihirli objeleri verir. Ve öylesine kahraman ulaşır. Ama onu bu amaçla yaptığından değil. Onu gerçekten bu anda doğru olan bu olduğu için yaptı. Ve belki de biz de ilerlemek istiyorsak yolda bir adımla başlıyor. Ve hayatta karşılaştığımız her şeyle iletişmek. Her zaman anda olmak, hiçbir şeyle kayıtsız kalmamak. Yani sokakta bir kaza mı oldu? Burada var mısın? Şu an ne yapabilirsin? Yardım mı edebilirsin? Sen o toplantınla gideceğim diye oradaki o insanı ölmemi bırakacaksın? Toplantın mı daha önemli? İşte her şey bir karar. Evet işte. Ve bu biraz senin daha önce sorduğun soruya bağlanıyor. Yani diyordun ki işte diyelim bir kavga var. Evet. İşte bir kavga var. Ve aslında
Neye odaklandığımızda anda biz tercih ediyoruz. Çünkü işte bir kavga var ama sadece bir kavga yok. Bir sürü şeyler oluyor işte aynı zamanda. Biz aslında kendi kafamızın içinde tek olduğunu düşündüğümüz olan ama kendimiz uydurduğumuz bir hikayeye odaklanıyoruz. Belki de doğru bile değil. Evet, aslında belki doğru değil. Belki bazen çoğu kavgaları aslında aklımızda kurguladığımız bir sürü ya öyle mi düşünüyor? Tabii, evet, tabii. Eğer öyle diyorsa demek ki böyledir. Ama aslında anda bağlı olmadığımız için onlara bağlanıyoruz. Oysa ki şu an içinde bir sürü başka şey var. Müthiş bir soru. Ben bunu ayrıyetten soracaktım ama sen anlattın çok güzel. Yani anda olmak, daha önce Pınar Özgüner vardı, klinik psikolog. O şöyle demişti, ben şöyle sormuştum, biri ne zaman psikoloğa gitmeli demiştim. O da demişti ki eğer anda değilse bir sorun var, bir psikoloğa gitmeli. Yani anda olmamak o kadar önemli bir şey ve sen bunu masallarla inanılmaz güzel anlattın. An, büyülü bir an ne demek sence an? Büyülü bir şey mi? Hakikaten büyülü bir bahçedeyiz. Bunu artık kabul edelim. Bunu artık kabul edelim. Büyülü bir bahçedeyiz. Hakikaten. Peki bu büyülü bahçe ve an nasıl birleşiyor? Şimdi her an aslında gördüğümüzden daha fazla şeyler var. Şu an örneğin biriyle konuştuğum zaman yani sen şu an buradasın. Hı-hı. İçimde belli duygular var. Dışarıdan belli sesler var. Hı-hı. Biz aslında an dediğimiz zaman çok fazla sivri bir şekilde odaklanıyoruz. Yani örneğin bir işteyiz ve şu anda sadece bilgisayarda yazıyorum diyoruz. Ama anda olmak bu değil. Anda bilgisayarda yazıyorum, doğru. Aynı zamanda bir mekanın içindeyim. Hı-hı. Bu mekanın içinde insanlar var. Hı-hı. Yani anda olduğumuzu düşündüğümüz zaman bazen aslında anda değiliz. Kendi kafamız içinde yazdığımız bir üst hikayesinin içindeyiz. Geçen sefer bir katılımcı bunu anlattı. Dedi ki işteydi ve o işten hiç hoşlanmıyordu. O yüzden bütün gün çölde yürümekle ilgili fantaziler kuruyordu. Ve onlara odaklanmaya çalışıyordu ve işteyken sürekli bu çıkış yolu arıyordu. Ve inanılmaz iyi hissediyordu aslında. Çünkü ben burada değilim diyordu. Ben şu an çölde yürüyorum. Ben şu an başka bir yerdeyim. Ama bu anda olmak değil. Çünkü şu an bir çöl içinde değil. O yüzden her geri uyandığı zaman ve ana bağladığı zaman daha mutsuz hissediyor. Düşünüyor ki evet, kafamda bir çöl var ama ben burada işteyim. Ve o iş gitgide o kafasının içindeki var olan fanteziyle karşılaştığı zaman çok daha mutsuz ve daha büyük bir çatışma yaratıyor. Oysa ki biraz genişleterek fark edebiliyoruz ki an içine bilgisayara bir şey, mektup yazmaktan daha fazla şeyler var. İş arkadaş var. Onlar da burada. Onların bir sorunu var. O an iş arkadaşının belki evet. O anda bir şey travma yaşıyor. Aslında etrafımızda kayıtsız kaldığımız bir sürü şeyler olduğu için, hı-hı, onları görmediğimiz için başka fantazileri kaçmaya ihtiyaç duyuyoruz. Yani evet. Sabah çıktığımız zaman, akşam geldiğimiz zaman, akşamüstü bir sürü deneyimlerden sonra partnerimiz, kocamız bize şey diye olabilir. İşte bugün ne yaptın? Günün nasıldı? Bir şey anlatacağız değil mi? Yani bu kocaman günün arasından bir şey çıkartıyoruz. Çıkarttığımız bir hikaye. Diyoruz ki işte bugün inanılmaz bir makale okudum ya da bugün ay kavga ettim komşumla ya da bugün kaza gördüm. Bir şey ya da bugün 2 saat trafikte kaldım. Trafik. Aslında o gün içinde 1 milyon bilgilerin arasından biz bir hikaye seçiyoruz. Orada bir tercih var. Gerçekten başka bir hikaye de seçiyor olabilirdik. O kadar. Yani bazen o 2 saat trafikte kaldığımızı o kadar büyük bir yer veriyoruz ki evet. 15 dakika deniz kenarında yürüdük ve orada uçan martılar gördük ve onları unutuyoruz. Göremiyoruz bile evet. Belki. O an geçiyoruz. Evet, orada. O an geçiyoruz. Yani orada belki bir balığı yakalayan bir martı görmüş olabiliriz ve onu yuttuğunu görmüş olabiliriz. Evet. Ama akşamüstü bunu tercih etmiyoruz. Akşamüstü 15 dakika trafikte kaldım diye tercih ediyoruz. Evet. Bu bir tercih olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Aslında
an içinde daha fazla şeyler var. Evet, an içinde belki trafik sesi var. Ama o aynı an içinde kalbinin sesi var. Yani nefes alıyorsun. Neye dikkat etmeye çalışıyorsun? Ve an içinde çok büyük bir mutsuzluk buluyorsan demek ki sadece bir şeye odaklanıyorsun. Çünkü şeye odaklanıyor olabilirsin. O an içinde sen oturuyorsun ve sağlıklısın. Ona bağlanabiliriz. Nefes alıyorsun. Aynen. Mutsuz olduğun sebebi o an içindeki sadece ve sadece çok üzücü ve negatif bir hikaye, bir bilgiye odaklanıyorsun. Ama bu an içinde bir sürü başka şeyler var. Şu anda örneğin çayım var, ona odaklanmıyordum bir sen. Ya birden çayım var, ne güzel. Yani burada oturuyor, yani nefes alıyor. Ve onun aldığım keyif, yani buna birden odaklanabiliyoruz. Bir sürü şeyler var aslında bu an içinde tercih edebildiğim. O zaman hayat biraz da bizim seçtiğimiz ve tercih ettiğimiz hikayelerden mi oluşuyor? Bence öyle. Yani fark ettiğimiz zaman aslında ki her an içinde bir tercih var. Hı hı. Aslında biz tercih ediyoruz. Çoğu tercihi basit bir şey olarak algılamasınlar ama yani algılamayalım değil mi? Tercih büyük bir şey. Hani masaldaki o yol ayrımındaki yol gibi. Hayır, onda da bir tılsım var herhalde o tercihlerde değil evet. mi? Hani o hücrelerin içinden hücreler bölünür, çoğalır ya böyle bir... Hani tercih basit bir şey değil aslında. Ama her an bir tercihdir. Evet. Her an bir tercihdir. Yani bazen bir kursta geldiğimiz zaman şey diyorum, sen bu akşam niye buradasın? Niye burada olmaya tercih ettin? Evet. Ve birçok insan bana diyor ki yani bu akşam tercih etmedim çünkü yani yeni bir tercih değildi çünkü zaten her hafta geliyorum. O yüzden işte perşembe akşam geldiği için her perşembe akşam gibi geliyorum. Ha. Ama dedim ki hayır. Her zaman bir tercihdir. Evet bu kursta kayıtlısın. Evet bu her perşembe geliyorsun ama bu perşembe yatakta kalabilirdin. Evet. Sen bir tercih ettin. Ve bu tercih niye ettiğini fark etmenin gerekiyor. Sen bir şey aramaya geldin bu akşam. Her gün yani işe gittiğin zaman her gün, evet belki diyor olabiliriz yani ben işe gitmeyi her gün tercih etmiyorum. Çünkü aslında kiramı ödemem gerekiyor, işte borçlarımı ödemem gerekiyor. O yüzden istemeden gidiyorum ama bu hayatı tercih ediyorsan, senin tercihin. Yani çok mutsuz yaşarsın. Evet. Aslında her sabah işe gittiğin zaman bir tercihdir. Yani şu diyebilirler ki gitmemek şansım yok. Evet kiramı ödeyeceğim, borçlarım var. Hani işe gitmek benim için tercih değil, zorunluluk diyorlar ama aslında değil değil mi? Aslında yani değil. Çünkü o senaryoyu sen aslında, çünkü madem beynimiz böyle bir şey yaratma aracı, sen yarattın. Evet. Değil mi? Ve aslında tilsimi yani o tilsimi geri bağlandığımız zaman fark ediyoruz ki ya her an aslında kutsaldır yani gerçekten masallar da bu yani biraz o tilsimden uzaklaşmamız sebebi simgelerden uzaklaşmamızla beraber yani bazı insanlar diyor ki hayatta sadece bu var. Hayatta sadece bu var. Ben sabahları kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, işe gidiyorum, işinde falan böyle yapılması gereken şeyler yapıyorum, akşam geliyorum, çocuklarımı besliyorum, yatağa gidiyorum ve bir sonraki gün bir daha tekrar devam ediyor. Bu hayat, bu başka bir şey yok. Ama öyle değil. Tılsımdan kopmuş o. Tılsımdan kopmuşuz. Hayata uyanmak bir mucize. Evet. Hayata uyanmak bir mucize. Nefes almak bir mucize. Biz mucizeyi şey sanıyoruz değil mi böyle? Hani birdenbire Süpermen olacağız, uçacağız. Evet. Mucize o. Halbuki değil değil mi? Mucize çok hep var aslında her an. Ama bazen ona bağlanmak, o hissiyata bağlanmak zor olmaya başlıyor. O yüzden masallar öyle önemli ki mitolojik hikayelerde örneğin dünya bir tanrıça. Yani biz her adımla bir tanrıçanın vücudunun üstünde basıyoruz. Çok güzel bir laf var şey derler. Her adım dünyayı öptüğün gibi at. Ya. Ayaklarımızla dünya öpmek. Nasıl bir özen. Nasıl bir şey? Halbuki kadar olur yürüyoruz. Evet. Ve aslında düşünüyorsak ki hayatta sadece bu var. Ben işe gidiyorum, akşam geliyorum. O zaman niye ayaklarımla bir dünya sürekli öpeyim ki? Ama düşünüyorsak ki dünya bir tanrıçanın vücududur. Ve gerçekten bunu içimizde gerçekten hissediyorsak, dünya bir canlılık, bir anne olduğunu hissediyorsak, o zaman istemeyiz mi?
her adımla annemizi öpmek. Ya. Ve o farkındalık, o bir tercihdir. Yani tercih o kadar küçük bir şey oluyor olabilir. Nasıl adım attığını tercih ediyor olabilirsin. O zaman da anne seni besler, değil mi? Anne seni korur. Hani dünya annen olur. O zaman farklı bir dünyada yaşıyorsun. Çünkü o zaman bir anne üstünde bir tilsimli bir dünyada yaşıyor olmaya başlıyorsun. Sen dünyayı öyle görürsen, değil mi? Dünya öyle olur. O zaman işte yine buna geliyoruz. Söz, düşünce ve büyü ve tılsım aslında ve beynimizi kullanma sistemimiz hepsi aynı şey. Evet. Ben sürekli bunu söylüyorum. Dünyada duyduğumuz hikaye, dünyada anlatılan hikayeler değişse dünya değişir. Bunu sürekli söylüyorum. Çünkü aslında hikayeler değiştirmek, yani anlatılan hikayeler değiştirmek, farkındalık ve bakış açımızı değiştirmek demektir. Sadece hayatta her şeyi terk etmek zorunda değiliz. Yani her şeyi değiştirmek için işimden ayrılıp böyle bir işsiz bir adada yaşamaya gitmem gerekmeyebilir. Bu da hoş bir fantazi olur ama bu bir fantazi. Bu bir fantazi çünkü o adada başka sorunlarla karşılaşacağım. Aynen. Kaçış bir şey değil, sürekli yok. Anlatılan hikayeler bizim bakış açımızı değiştiriyor, bizim farkındalığımızı değiştiriyor ve birden fark ediyoruz ki bütün bu zamanı zaten tilsimli bir yerde yaşıyordum. Yani o esas büyü. Ama sen onun tılsımlı bir yer olduğunun farkında değilsen o zaman tılsım iş yani olmuyor, değil mi? Sana işlemiyor tılsım. Yani yoksa yine de oluyor da sen fark etmiyorsun. Ya da belki kötü şeyler olabiliyor. Yani ben tılsımın farkında değilsem kullanamam. Tabii ki yani birçok insanlar farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü onların anlattığı hikayeler farklı. Birçok insanlar da böyle hikayeler anlatıyorlar. Dünyada herkes kötü. Herkes senin para. Senin para peşinde. Paran yoksa hayatta hiç kimse senin için bir şey yapmaz. Evet. Ve bunu her gün tekrar anlatıyorlar. Olacak, evet. Olacak, şey diyorlar falan. Hiç kimse yardım etmez sana. Hayatta sadece kendin olacak. Ha. İşte başka insanlara yardım etme. Onlar işte bir lokma verirsen elin yerler falan. Öyle hikayeler anlatarak tabii. O gerçekliği yaratıyoruz gerçekten. Hakikaten öyle oluyor. Değil mi? Hakikaten gerçekten öyle oluyor. Çünkü bunu görüyorsun, bunu bekliyorsun, böyle bir niyet atıyorsun dünyada. Ve o kendi kendine bir kafes inşa etmektir. Evet. Onun dışında ve birçok insanlar bu narratiflerle beraber yaşıyorlar her gün. Ben yalnızım. Hiç kimse bana yardım etmez. Ancak çok param olsa insanlar beni sever. Kimseye yardım etmeyeyim. Onlar yardım etmeye başlasam sürekli daha fazla yardım isterler. Başka insanlar diyorlar ki... Bildiğimiz hikayeler bunlar. Aslında bu hikayeleri daha çok biliyoruz. Öyle değil mi? Daha çok duyuyoruz. Söyleniyor, daha çok söyleniyor. Çok söyleniyor daha bizim bu toplumumuzda. Anlatılıyor. Ve dediğim gibi bunlar da gerçek oluyor hakikaten. Evet. Biri bana bir gün şey dedi, biz hikayeyi anlatmaya bırakmadık. Sadece artık bizim hikayecimiz kara hikayeci. Hı. Yani diyor ki bu toplumda masalcı, kara masalcı olmaya başladı. Evet. Ve bize bir ayrılık masalı örüyor. Hı. Biz yalnız olduğumuzu, tek başımızda her şeyi baş etmemiz gerektiğini, her şey bize karşı ve sürekli daha üstün çıkmamız gerekiyor. İnsanların üstünü çıkarak. Evet, bu kara büyücü aslında bize bir kara. Mutsuzluk yaratan bir hikaye yaratıyor. Ama biz tilsimci olarak, biz günlük hayattaki masalcı olarak bu bütün hikayeyi değiştirebiliriz. Dünyanın duyduğu hikayeler değişse dünya değişir. Çünkü aynı zamanda bunu da biliyoruz. Yardım edersem bana yardım edilecek. Ve eski masallar içinde bu narratif sürekli var. Örneğin bir tane Tay masalının içinde şey derler. Bir baba oğluna uygun bir kadın arıyordu, uygun bir karı arıyordu. Ve test yaptı. O bütün kadınlara şey sordu. Sizin büyük bir balık olsa, büyük bir balık getirse sizin kocanız eve, ne yaparsınız ki bu balık uzun sürsün? Yani ne yapabiliriz ki bu balık her gün, her gün, her gün ailenizi besleyecek? Bitmesin. Bitmesin.
Herkes böyle farklı tarifeler veriyor. İşte içinde pirinç katarım, içinde bunut katarım, bunu koyarım falan. Herkes hayır diyor, hayır diyor. Ta ki bir gün bir kadın geliyor. Bu kadın diyor ki ben onu pirinçli sebzeli hazırlarım, büyük büyük. Sonra onu bir sürü kap içine koyarım. Ve her komşuya bu kaplardan biri veririm. Baba diyor ki o zaman senin evinde sadece küçük bir porsiyon kalır. Evet diyor. Ama her gün bu köyün içinde biri büyük bir balık yakalayacak. Ve her gün bu köyün içinde bu büyük balık yakalandığı zaman aynı işi yapar. Ve o zaman biz köy olarak her gün balık yeriz. O kadar. Sonsuza denk birbirimizi beslemiş oluruz. Kesinlikle. Ve hikayeler içinde bu paylaşım narratifler sürekli var. Kesinlikle. Hikayeler bize bu derin gerçeklikleri aslında hatırlatıyor. Masallar bunu hatırlatıyor. Ve biz bunları dinlediğimiz zaman bize doğru geliyor. Doğru. Diyoruz ki aslında bu evet. Öteki narratiften daha doğru geliyor bana. Doğru. Yani benim yaşadığım şeye uygun. Ben bunu biliyorum. Hayatımda çok insanlar bana yardım ettiler. Hayatımda bir topluluk içinde olmak her zaman daha doğru ve daha zengin yaşamamızı yardım etti. Her zaman paylaşımla her şey çoğaldığını biliyorum. Bunu kendi deneyimimden de biliyorum. Ama bu kara büyücü. Sürekli farklı bir hikaye anlatıyor. Masallarla beraber biz buna dur diyebiliriz. Bence dur demenin vakti çoktan geldi. Geçmeden senin çoğaltman lazım. Zaten bu sonsuz çoğalma da çok önemli bir şifre. Yani insanlarda hep şu masal var, hikaye var. Hep kara büyücülerin anlattığı. Evrende her şey kıt. Yani sanki her şey az kıtmış da o yüzden biz hırslı olalım da ekmek aslanın ağzında diye bir masal anlatıldı hep yüz yıllardır. Aslında evrende ciddi bir bereket var değil mi? Yani evren aslında sınırlılık değil, sınırsızlık üstüne kuruyor. Aslında bence çok daha yeni bir şekilde bu kıtlılık hikayesi çıkmaya başladı. Eskiden insanlar çünkü daha fazla büyük bir toplum içinde yaşıyorlardı. Ve aslında Anadolu'da bunu çok görüyoruz. Anadolu'daki bütün masalları paylaşım üstünde. Ve aynı zamanda Anadolu'daki kibarlıklar da bunu sürekli gösteriyor. Yani para verdiğin zaman Anadolu'ya ne diyoruz? Kesinlikle bereket. Yani diyoruz ki para vermek sana bir bereket getirecek. Ve o da bir paylaşım. Bir dua, bir büyü. Aynen. Ve bu bütün lafların içinde aslında Anadolu'nun içindeki bu lafların içinde sürekli bu değiş ve bu paylaşımla çoğalan felsefesi dilin içinde yazılmıştır aslında. Yani okullar, simgeler, güzel bir bileğin, bir bileziğin var. Daha güzel senin olsun. Bir şey fark etmek, bir güzellik fark etmek sana güzellik getirecek. Bana para vermen sana bereket getirecek. Ve çoğalma, sonsuz bir çoğalma. Sonsuz bir çoğalma. Evet. Dilin içinde var, masalların içinde var. Ama bu modern toplum içinde sürekli bu kıtlık hikayesi anlatmaya başlıyoruz. Evet. Oysa ki Anadolu'nun kültürüne uygun değil gerçekten. Anadolu'nun içinde yani paylaşım vardı. Bir sürü imece işlerinden başlayarak... Komşun açsa sen şey yapamıyorsun. Yani o zaman düşünecek olsan bütün komşular tok yatması lazım. Aynen. Hani hep yan komşun, herkesin komşusu tok olursa kimse aç olmayacak. Eskiden yani. Daha fazla öyleydi. Yani kooperatif yani köy yaşamının içinde bu paylaşım daha yaygındı. Şehir çok bölüyor aslında. Evet, evet. Bu kişisel yaşamı tek ve bu rekabeti aslında gitgide artıyor. Yani bu daha modern bir şey olmaya başladı. Çünkü eskiden insan daha yan yana, daha beraber komşu ilişkiler daha canlı oluyorlardı. Ve o zaman masallar daha fazla anlatılıyorlardı. Kesinlikle. Komşu ilişkiler gitmeye başladığı zaman, masallar da sustuğu zaman, o zaman kara büyücüye yer açılıyor aslında. O zaman bu rekabet ve ayrılık hikayeleri daha fazla çoğalmaya başlıyor. Kesinlikle. Kara büyücüyü biz alan açtık ve şimdi de onların ürettiği masallara inanıp öyle bir dünyada yaşamak zorunda kaldık. Şu örneği veriyorsun çok hoşuma gidiyor. Hani köy meydanında ateşin etrafında toplanan insanlar. Aslında hala o ateşin etrafında toplanmaya ihtiyacımız var. Yani ilkel dönemlerde nasıl ki o ateşin o dumanı bir büyü yarattıysa aslında şimdi de televizyon ekranı, sinema biraz da hani ekrana yansıyan da o büyüyü yaratabiliyor.
Ama, ama orada biz... Kadın var. Kadın evet, büyücüler çok hakim orada. Evet, çünkü oraya biz tercih etmiyoruz ne anlatılacak. Yani şu anda televizyondayız ama... Oysa ki aslında biz şimdi yerlerde ateş yakıyoruz. Yani bunu unutmayalım. Ateş yakmak benim için şey de olabilir. Çay. Çay mutfağında oturduğumuz zaman. Yani nerede hikaye anlatıyoruz bugün? Mutfakta. Eşikte. Yani biliyoruz bir eşik, sobanın başında, kestaneyle beraber. Sigara mutfağında insanlar böyle iş yerinden çıkıyorlar, sigara içmeye başlıyor. Niye gidiyorlar aslında? Hikayeyi paylaşmak için. Bu da bir ateş. Küçücük olsa da. Bir sigara içimlik, bir an yaratıyorlar, aynen, bir hikaye yaratıyorlar ve hakikaten mutlu oluyorlar orada. Evet, ve ben öyle hiç sigara içmemiş bir insanlara bunu çok kıskanmış. Şimdi o iş yerlerinde mutlaka bir sigara içilen bir alan olur ve orada ne sohbetler, dinler mi sohbetler? Oo. Bu küçük bir ateş. Aslında bir sürü yerlerde ateş yakıyoruz, hikaye paylaşıyoruz ve orada kendimize geri kazanıyoruz birbirimize ve bu birbirimize bağlı olduğumuzu hissediyoruz. Derin, o toplumun taşıdığı derin değerleri geri bağlanıyoruz ve aslında iş yerinde mutsuz bir şekilde oturduğumuz zaman 5 dakika çayla beraber bir sohbet ettiğimiz zaman dünyamız değişiyor. O kadar. Aslında ya, o kadar basit değil mi? Yani bunlar o kadar böyle zor şeyler değil. Hayatımızın rengini siyahtan beyaza çevirecek olan şeyler. Tabii ki siyahı da yaşamamız gerekiyor. O da var ki masallar konuştuk zaten, onu da anlatıyor bize. Her şeyi yaşayacağız fakat tılsımın farkında olacağız. Evet. Değil mi? Evet. Peki yani sen doğu ve batı zihin yapısı arasında bir fark var mı sence? Yani masallar ilginç ki gerçekten. Yoksa hepimiz aynı masalın içinde miyiz? Hepimiz aynı masalın bir parçası mıyız aslında? Yani... İlginç değil ki masallar aslında her yerde bulunuyor. Bensel masallar. Yani Kırmızı Başlı Kız Japonya'da değerlenmiş. Çok eski bir şekilde Çili'de de değerlenmiş. Yani ilginç bir şekilde kültür arası benzer narratifle anlatıyor olmamız. Oraya gerçekten evrensel bir şey var ve bu bir masal 2000 senelerdir 600 farklı versiyonla beraber bütün dünyada anlatıldığını gördüğüm zaman ben diyorum ki biz gerçekten insan olarak biriz. Evet, yani biriz. Tek ve biriz aslında. Tek ve biriz. Bütün, yani bir bütünlük var. Aynen. Bunu hatırlatıyor. Aynı zamanda iki versiyonların arasındaki küçük değişikleri bizi tabii ki şey hatırlatıyor. Farklılıklarımız. Batı, Doğu'nun arasındaki küçük farkları. Küçük farklar içinde aslında saklanıyor. Aynen. Bu değişikleri. Küçücük farklar ve derin bu ortak iskeleti bizim derin bir şekilde hepimiz bağlı ve hepimiz aynen aynı olduğumuzu hatırlatıyor. Hepimiz tek ve bütünüz, biriz ve aynı dünyanın, tanrıçanın üzerinde yaşıyoruz. Bir Gamze, evet sorumuz var zannettim. Tamam. Tamam, sorumuz yok. Masalın içine girmek ne demek? Masalın içine yani son olarak son 2-3 dakikamız varmış. Tılsımlara girmenin, yani tılsımı yaşamanın daha kolay bir yolu herhalde bu ama sence nasıl girilir masalın içine en kolay? Çok kısa nasıl herkese ne tavsiye edersin? Yani masal masalın içine girmek kesinlikle duyu ile girilir. Hı. Yani ve bu aslında yapmadığı günlük hayatta çok az yaptığımız bir şeydir. Ne kadar çok durup kokulara dikkat ediyoruz. Ne kadar durup etrafımızdaki bütün sesleri dikkat ediyoruz. Evet. Ne kadar durup gerçekten gözümün önünde ne olduğunu, yani bir sürü zaman bir bakıyoruz ki bazen yaşadığımız dünyaya bile bakmadık. Gerçekten bir bakıyoruz ki orada bir renk vardı, hiç dikkat etmemiştim. Geçtiğimiz yerler. Aslında nasıl ki ana bağlanıyoruz, aynı şekilde masala bağlanıyoruz. Bir masal anlattığımız zaman şey düşünmemiz gerekiyor. Bir prenses hikayesi diyelim. Bu prensesi görüyor musun? Her şeysiyle bilmen gerekiyor. Kralı, kralın sarayı nasıl bir saray? Yerler mermer mi? Duvarlarda meşe var mı, ateş yanan mı, bir
ocak var mı, bir koku var mı bu sarayın içinde? Gül mü kokuyor? Yani o kralın yanında elinle beraber alabilecek lokum tepsisi mi var? Bunu bir kral mı? Yani tombik bir kral mı? Gülen bir kral mı? Yoksa sert bir kral, ahşap bir koltuk üstünde mi oturuyor? Sesi nasıl? Bakış nasıl? Davranış nasıl? Bu kralın içinde olmak, bu kral olmak nasıl hissettiriliyor? Kaslarınla, kalbinle, duyularla, masallara bütün duyularla beraber giriyoruz aslında. Beş duyumuzu kullandığımız çok ciddi bir mecra. O evet. Zaman da ana giriyoruz ve o zaman da bağlantı yapıyoruz, değil mi? O zaman biz masalla bağlandığımız zaman onu aktarabiliyoruz. Ben her zaman diyorum ki aslında anlatma sanatı başka bir insana bir şey gördürtme ve hissettirme sanatıdır. Yani gördürtme diyorum, gösterme değil. Gördürtme, senin bir şey görmenin sağlamam. Ben sana bunu gösteremiyorum. Senin kafan içinde bir imge doğmasın. Gözlük gösterge bilim. Semiotik bir şey değil aynen. Mi? Aynen. İmge transfer ediyorsun. Aynen. Ve bunu yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Benim onu gerçekten görmem gerekiyor. Benim görmediğim bir şey sen göremeyeceksin. Benim duymadığım bir ses sen sana bunun duymasını sağlayamayacağım. Benim gerçekten tatmadığım bir yemek, yani koku gelmiyorsa anlattığım zaman benim burnuma, o zaman senin için de bunu dinleyici olarak bunu algılamak mümkün olmayacak. O yüzden ne kadar içinde oluyorsak o kadar dinleyici bizimle beraber geliyor. Ve o zaman aslında hikayeci bir tür trans yaratıyor. İnsanlar masal dinledikten sonra bana geliyorlar ve diyorlar ki ben nerede olduğumu unuttum. Zaman unuttum, ben oradaydım. O zaman diyorum ki o zaman oldu. O zaman oldu. O anda bağladık. Onu gerçekten derin bir şekilde yaşadık. Ve ferahlıyoruz gerçekten o zaman. O zaman bunun sonsuz çoğalmaya inanıyoruz ve bunun çoğalmasını istiyoruz. O zaman ufak bir şimdi büyü yapalım. Şimdi örnek olarak ben tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyorum sana. Kahve sohbetlerin hep çikolata gibi tatlı olsun. O kadar da aslında basit bir şey değil mi büyü ya? Hani bu kadar basit. Hani tatlı yiyoruz, tatlı konuşuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Verdiğin için. Ben teşekkür ederim. Dünyayı değiştirmeye adım attığın için, Türkiye'ye geldiğin için, buraya geldiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ve herkesin Judith'le tanışıp inşallah fırsatı olup da o anlatma tekniklerini öğretip ve yeni bir dünya yarattığımız bir dünyada yaşayalım diyorum. Değil mi hep beraber? İnşallah. O zaman ak büyücülerin anlattığı güzel masallarla güzel bir dünyada yaşayacağız hep beraber. Son bir şey söylemek istediğim bir şey var mı? Kapatıyoruz. Evet. Sen de ben teşekkür yarınki ederim. Programında da başarılar diliyoruz teşekkür sana. Teşekkür ederim. Çok bir sağ ol. Sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, güzel masallarla kalın, güzel hikayelerle kalın. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.